Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz fırında patatesli tavuk. Bu tarifi birçok kişi evinde sürekli yapıyordur muhakkak. Bir de benim tarifimle sizlere sunmak istedim. Derince bir kaba aldım. Sosunu öncelikle hazırlayıp hepsini karıştırıp fırına atacağız. Sadece bu kadar. 1 çay bardağı sıvı yağ. Baharat olarak karabiber, pul biber, tuz, kekik ve kırmızı toz biber. Sevdiğiniz baharatları ekleyip çıkarabilirsiniz. 3 diş sarımsak. Sarımsağı birazcık böyle bol bol ilave ediyorum. 1 yemek kaşığını çok aşırı doldurmadan domates salçası. Bu hazırladığım yemek hemen hemen bir 6 kişiye kadar yeterli gelecektir. İçerisine 1 çay bardağı da su ilave ediyorum. Çok böyle aşırı sulu yapmayacağım ama arzu ederseniz suyunu çoğaltabilirsiniz. Tüm sosu şöyle karıştırıyorum, iyice yediriyorum birbirine. Ben burada 4 adet orta boy patatesi elma dilimi olacak şekilde doğradım. İçerisine katıyorum. Bu kapta çok sıkışık olacak, o yüzden yapacağım tepsiyi onu alıyorum. Bunu da karıştırıp bunda da pişireceğim. İçine tekrar katıyorum şöyle. Arzu ettiğiniz tavuğu kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir 5 tane kadar baget kullandım. Bir tane de tavuk göğsünü 5-6'ya böldüm. Böyle ikisini karıştıracağım. Sizler ister sırf göğüsle, isterseniz bütün tavuğu parçalatabilirsiniz. İsterseniz sadece bagetle. Nasıl arzu ederseniz öyle yapın. 5-6 tane biberi temizledim, doğradım. Bir de kırmızı biberi. Domatesi direkt atmayacağım. Karıştırırken ezebilirim. Karıştırıyorum elimle. Elimle şöyle her yere yayıyorum. Bu kadar basit bir yemek ve çok lezzetli oluyor. Yanına bir pilav, bir de çorbayla gayet güzel bir menü olabilir. Tavsiye ederim. Patatesleri biraz daha şöyle alta doğru koyarsanız daha çabuk pişecektir. Üzerine de domateslerden atıyorum. Artık su ilave etmeyeceğim. Bu su yeterli. Yemek hazır artık. Daha fazla su falan ilave etmeyeceğim. Zaten domatesin suyunu da falan salacak. Yağlı kağıdı şöyle ıslattım. Islatmadan koymayayım. Bu sefer kuruyacaktır ve yanacaktır. Hafif ıslatıyorum. Üzerine serdikten sonra fırına götürüyorum. 200 derecelik fırında. Bir 40 dakika bu şekilde. Sonra fırın üzerinden yağlı kağıdı alacağım. Bir 15 dakikada üzeri kızarana kadar pişireceğim. Yemeği fırından çıkardım. Toplamda 1 saatte pişti. Ara ara patateslerinizi çatalla kontrol edin. Piştiğini anladığınızda alın. Çok fazlasıyla tutup patateslerinizi dağıtmayın. Şimdi hemen servis edeceğim. Ben yanına birazcık da pirinç pilavı yaptım. Biraz da çorba. Hemen yemekten koyuyorum. Patatesleri çok fazla pişirmediğim için dağılmadı. Ve küçük küçük doğramayın çok. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Gayet renkli bir tabak oldu. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.